Okay. Ja, ist doch. Aber da sieht man ja Scampis nicht. Hiç gerçekçi olmayan bir hava var arkadaşlar. Perşembe gününe kar bekliyorlarmış. Bugün pazartesi. Kış için gerçekten cıvıl cıvıl. Şimdi yaştan dolayı mıdır nedir? Hava direkt soğuyunca bacaklarımda falan inanılmaz yorgunluk oluyor. Yani öyle romatizma gibi falan hastalık. Ağrısız olmuyor da böyle sanki kas ağrısı gibi bir şey oluyor yani. Onu da yeni fark ettim. Yaşlanıyoruz. Vallahi yaşlanıyoruz ya. Burada Viviana ile yemeğe gidiyorum. Gidiyorum dedim ben gidiyorum da o da benim dükkanda bekliyor şeyde restoranda. Sırf güneşi değerlendirelim diye dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yoksa çok açlıktan maçlıktan değil de. Güneşli günler bulunmuyor Berlin'de. Kafamda şunun şu kısmında reklamı oluyor. Onun için ekstra bir şampuan almıştım ama inanılmaz arttı yani. İnşallah geçer ama ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ya hormon hapları kullanıyordu ya onun yan etkisi ya da geçen hafta çok az uyudum. Çok bayağı stres yaşadım onun etkisi. Daha başıma gidiyor ben ne yapacağımı bilmiyorum yani. Şu burada inanılmaz bir taşıntı oluyor. Neyse bir yandan burada Hint restoranına geldik. Curry chicken aldık. İşte zaten yanında bu geliyor. Salata geliyor. Lamb kebabı aldık. O da kırmızı et, işte kırmızı et, tavuk. Evet, ismini gösteriyorum. Burada yürümeye geldik. Şu çok ünlü biliyorsunuz arkadaşlar. Gelen herkes bu binayı çekiyor. Altında kafe var. Şimdi Viviana ile gezerken gördük. Kapanmış abi. Çıkartmışlar yani. Bu arada pazar günü. Dün zaten dışarıda gezmeye gitmiştik, alışveriş yapmıştık. Şimdi sadece yürüyüş yapıyoruz Kreuzberg'te. Hava kötü olunca pazar günleri Berlin'de hiçbir yer çekilmiyor. Hiçbir yerde insan çökmüyor. En azından Kreuzberg'in bu güzelliği var. Dışarı çıktığında biraz insan görebiliyorsun. Bugün tatile çıkmadan önce şöyle kendimize gittik, Scampi aldık. Kendimiz ayıklamak istedik, öğrenmek istedik biraz böyle. Şimdi Viviana burada bunların kafasını kırıyor. Bunların kafasını kırdıktan sonra bana veriyor. Ben de bıçakla bunların bir üst tarafını açıyorum. Hani bizde nasıl boru var ya, indirim borusu. Bıçakla açıp onu çıkartıyorum. Bir tane video bulduk. Adamdan baktık, öğrendik. Şimdi burada yapıyoruz ikimiz de. Du kannst auch von da, das ist auch deine Stelle, wo wir lehnen. So, aber da sieht man ja Scampis nicht. 6 Euro. Was ja die kleine Packung ist für 400? 400, genau. Das andere war doppelt, das andere war 800. Ah. Kendisini müthiş pişiriyor. Çok şey öğrendim yani bir adam. Şarapla pişirmeyi ben. Etli şarap kullanmıyordum mesela. Şimdi bolognese yapıyorum. Kırmızı şarap. Tavuk yapıyorum. Hep beyaz şarapla. Bizim mutfağımızda çok yok yani şarapla pişirme. Daha çok İtalyanlarda, Fransızlarda. Yap. Bu. Hasa al. Baby. Viviana'dan ateş show. Geçen hafta iyi haberler vardı. Hepsini paylaştım sizinle. Dün de Şafak'ın yeni açtığı mekana gittik akşam. Şafak Sal'da hepiniz biliyorsunuz benim kanalı genelde takip edenler onu da takip ediyor. YouTube analizlerinden görebiliyorum. Şafak yeni bir mekana açmıştı. Bayağıdır denemek istiyordum kokteylleri falan filan. Hem onu da görmek istiyordum. Bayağı da görüşemedik. Dün akşam oraya gittik. Hatta size buradan Instagram'dan göstereyim bir saniye. Story de attım böyle. İşte Viviana, ben, başka arkadaşlar. O da eşiyle, Tuna kendi eşiyle beraber geldi. Şafak'ı da etiketledim. Onun mekanına gittik. Gerçekten çok güzeldi. Eğer gitmediyseniz, daha denemediyseniz tavsiye ederim. Mutlaka gidin. Atmosfer, her şey, kokteyller, her şey çok güzel. Bu arada takip etmiyorsanız da benim Instagram'ı takip edebilirsiniz. Bayağı Berlin'den, nasıl söyleyeyim, aktüel şeyleri paylaşıyorum bazen, işte
Piyano videolarımı falan da paylaşıyorum. Zaten bayağıdır ayakkabı alışverişi yapmak istiyordum. Şimdi Vivian'la bir kahvaltı edeceğiz. Kahvaltıdan sonra Kudam bölgesine gideceğiz. Orada ayakkabı falan bakacağım. Eğer istediğim modeli bulabilirsem iki çift almayı düşünüyorum. Bir de işte terslik çıkmazsa şu an çünkü çok fazla grev var. Barcelona'ya gitmeden önce işte küçük biraz böyle hazırlıklar falan yapmamız lazım. 2-3 gün kaldı. Onları halledeceğiz. Komi müzik tanan insanlara veriyorum. Und... Abi park etmeye çalışıyorduk. Bir böyle agresiflikler oldu. Bizim yerimize girmeye çalıştılar park yerine. Vivian da tabii için müsaade etmedi. Kırdı arabayı önlerine falan filan. Agresif anlar yaşadık yani. Derken ben Berlin'e küçük diye hep anlatıyorum. Bizim Mustafa vardı daha önce. Vlog çekmiştik beraber yemeğe gitmiştik. Anam ya Mustafa'nın yeni taşındığı evin önüne park etmişiz. Mustafa çıktı tişörtle. Aa kanki ne haber falan. Hiç beklemiyordum ya. Vivian'ı tanıştırdım onunla. Ondan sonra oradan bir kısa UDK'ya gittik. Ondan sonra şimdi parka bakmaya geldik. Yağmur olmasına rağmen bayağı şey kalabalık arkadaşlar. Tipik cumartesi. Nisan'da bu kadar soğuk. Baksana dondu bir yere. Gerçekten çok soğuk. Çok iğrenç bir yolu var Berlin'in ya. Güzel ama doğruya doğru çok iğrenç abi yani. Size gut aus. Sarandola'nın üst katındayız arkadaşlar. Şimdi ben kendime burada böyle iki çift aldım. Aslında planım tek çift almaktı. Reebok'u buldum, aldım. Yanına Converse'i de aldım. Converse de 90'mış, 76 düşürmüşler. Reebok'a 90 verdim. Converse'e de 76 verdim. İşte 166 orada verdim iki ayakkabıya. Burada benim ayakkabılar. Yağmur da durdu şansımıza. İyi var, dışarıda biraz yürüyüş yapabiliriz. Ya siz şu an elegant hava sahibiniz. Dışarı çıktığımızda o kadar çok park parası veriyoruz ki. Oraya park et park parası. Buraya park et park parası. Berlin'de de zaten şu aralar. Berlin'de de zaten şu aralar var. O kadar çok kontrol var ki ceza kesmek için. Çünkü devlete para lazım arkadaşlar. Enflasyon, hayat pahalılığı. Kanka. Arkadaşlar 1 Mayıs CrossFit'teyiz. Wow. Elimizde Çin. Şerefe. 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 Bayağı yürüdük. Arabayı Zülçten kısmına bıraktık. Yani CrossFit'teyiz de. En az 4-5 tane istasyonun olduğu yerden başladık. Yürüyerek buraya kadar geldik. Burada şey ikinci içkileri aldık. Böyle. Bayağı kalabalık etraf. Hava da çok güzel. Arkamızda park bayağı dolu. Herkes kopuyor. Ne kokuttu bunlar arkadaşlar be mutfağa. Vallahi. İçimiz gitti yani. Şimdi tadını çıkaracağız ama. Yani bence çift için hani böyle bir date için güzel bir aktivite. Kız arkadaşla veya eşinle yapılabilecek bir şey. Ama öbür türlü tek başınaysan bu şey yok abi yani çok iş. Açması, kokuyor, temizlemesi falan. Tek kişi için değmez. Ya böyle arkadaşların falan gelecek. Onlar için yapacaksın. Ya da böyle işte ikiniz. Biz çok sohbet ediyoruz mutfakta. Seviyorum o şeyi. Yani bayağı bizim sosyal alanımız oluyor. Zaten kendisi müthiş pişiriyor. Ben de böyle yeni tatlar denemiş oluyorum. Benim için de güzel oluyor. Ben çok şey öğrendim yani.